Büyük düşünürlerin hepsi ateist mi? Evrim teorisi Charles Darwin'i Tanrı'dan uzaklaştırdı mı? Ya da ateist olduğunu açıkça söyleyen ve dinlere karşı çıkan evrimsel biyoloji uzmanı Richard Dawkins'in olayı, bilim meraklısı pek çok kişinin dindar olmaması onların ateist olduğu anlamına mı gelir? Önemli bilim insanlarının çoğu kendilerini ruhban sınıfının bir parçası olarak görmese de, hepsini bir grup altına toplamadan önce bir düşünün. Her şeyi aslında tanımlarda bitiyor. Sizin yorumlamanıza bağlı olarak ateizm, Tanrı'ya inanmama ya da Tanrı'nın varlığını tamamıyla reddetme anlamına gelir. Agnostizm ise biraz daha karışık. Agnostizmde kişi Tanrı'yı ne kabul eder ne de reddeder. İki durumun da kesin olarak bilinmeyeceğini savunur. Darwin gibi birçok bilim insanına aslında agnostikken ateist etiketi konmuştu. Doğa bilimci Darwin, sinek kuşlarını incelemek için Galapagos'a gittikten 45 yıl sonra dini görüşlerini günlüğüyle paylaştı. Yüce bir varlık olup olmadığından emin olmadığını, her şeyin nasıl başladığını çözmek bizim için imkansız. Bu yüzden agnostiyim sözleriyle belirtmişti. Agnostik olduklarını açıkça ilan eden Stephen Hawking, Albert Einstein ve Carl Sagan gibi bazı fizik ve astronomi uzmanları da ateist sanılıyordu. Bu uzmanlar mitoloji ve Tanrı'nın günlük hayatımızda yeri üzerine kafa yormuş olsalar da pek çoğu Tanrı'yı açıkça reddediyordu. Sagan, bence Batı dinlerindeki ortak sorun Tanrı'yı çok küçük göstermeleri. Küçük dünyamızın Tanrısı bir galaksinin Tanrısı değil ki evreni düşünecek olursak gerçekten çok küçük. İnançlı bilim insanları da var. İnsan Genom Projesi Başkanı Francis Collins, Hristiyan olduğunu söylüyor. Huntington ve kistik fibrosis hastalıklarının genlerini bulmaya yardım etmiş Collins, verdiği bir röportajda bilim ve inancın birbirine zıt düştüğü fikrini kesinlikle reddetti. Günümüzde primatolojinin öncüsü Jane Goodall, Hristiyanlıkta öğretilen terbiye kurallarını, dini hoşgörüyü teşvik etmek için kullandı. Gençken yaşadığı yerde bir rahibe duyduğu hayranlık Godal'ın pazar günleri 3 defaya kadar kiliseye gitmesine neden oldu. Tarihte daha eskiye gidelim. Astronom Galilei, Katolisizm üzerine çalışmış, kızları Virginia ve Liva'yı manastıra vermişti. Yine de ateist bilim insanı yanılgısı bir nebze doğru. Birleşik Devletler'deki bilim insanlarının Tanrı'ya inanma olasılığı bilim insanı olmayanlardan daha fazla. Pew Araştırma Merkezi'nin 2009'da yaptığı anketin sonuçlarına göre, ankete katılan bilim insanlarının 3'te 1'i genel halkın ise %83'ü Tanrı'ya inandığını söyledi. Neredeyse 5'te 1'i Tanrı'ya değil, yüce bir varlığa inandıklarını söyledi. Aşağı yukarı 5'te 2'si Tanrı'ya ya da yüce bir varlığa inanmadıklarını söyledi. Peki bilim camiasındaki insanlar neden Tanrı'dan uzak? Bilim insanları genelde daha yüce bir varlığın fiziksel kanıtı olmadığını ileri sürüyorlar. Ayrıca Big Bang patlaması gibi kanıtlanabilir büyük olayların, dünyanın tarihi hakkında bazı dini açıklamalardan daha farklı bir resim çizdiğini de sebep gösteriyorlar. Bilim insanları yaşadığımız yerdeki ibadethaneye gelip sizi onurlandırsa veya bilimin daha yüce bir varlığa olan ihtiyacı karşıladığını düşünseler de bu dehaları ateist diye damgalamak akıl işi değil.